Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevaplı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Türkçe ders kitabı 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 ve 221. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz yemek, içmek ve sindirmek. Sağlıklı bir yaşam için nasıl beslenmeliyiz? Sağlıklı bir yaşam için bizim vücudumuza zarar veren her şeyi hayatımızdan çıkartmalıyız. Beyaz un, beyaz şeker, fast food, paketli gıdalar ve genetiği değiştirilmiş gıdalar yerine açık tarlalarda yetişen kepekli çavdar ekmeği, kepekli un, nöbet şekeri, ev yemekleri gibi bakliyatlara ve sağlıklı meyve sebzelerle beslenmeliyiz. Bitki çayları, bitkisel takviyeler ve sağlıklı yollardan elde edilmiş çikolata ve hazır gıdalar, pakette olan çikolatalar yerine tercih edilirse daha sağlıklı şekilde gıda almış oluruz. Yaşadığımız süre zarfında daha kaliteli ve sağlıklı hissettiğimiz zamanlar geçiririz. Doğru beslenmenin sağlığımız açısından yararları nelerdir? Kişi doğru beslendiği zaman vücudu gerekli vitaminleri ve enerji elde edecek, hastalıklarla savaşma konusunda güç kazanacaktır. Beslenme düzeni ve alışkanlıkları insan sağlığı üzerinde büyük oranda etkilidir. Kişi alması gereken besinleri yemiş olduğu şeylerden almıyor ve ağız sağlığına zararlı gıdalar tüketiyorsa zamanla vücudunda birçok hastalığa yol açacaktır. Ayrıca kişinin bağışıklık sistemi beslenme ile yakından alakalı olduğu için hastalıklardan uzak kalmasının yollarından biri de budur. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulunuz. Sindirmek, yenilen besin maddesini sindirim sisteminde gereken değişikliklere uğratarak kana karışabilir bir duruma getirmek, hazmetmek. Pelikangillerden pembeye çalan beyaz tüylü, kanatları gri renkli, alt gagasında deriden bir kesesi olan iri kuş, kaşıkçı kuşu. Salgı, hücrelerin vücuttaki bezlerin kandan ayrılıp oluşturdukları ve yeniden kana başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde ifraz. Öğütmek, ezmek, çiğnemek, nihayet sonunda asit turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden olarak tuz oluşturan hidrojenli bileşik hamız, bulamaç sulu cıvık hamur, sindirmek, pelikan, salgı, öğütmek, nihayet asit, bulamaç kelimelerinin geçtiği bilgilendirici bir paragraf yazınız. Pelikanlar iri su kuşlarıdır. Güney Amerika'nın iç kesimleri, kutup bölgeleri ve de okyanuslarda pelikanlar yaşamaz. Dönenceler arasında ve de ılıman kuşak bölgelerinin tamamında pelikan kuşlarını görebiliriz. Deniz kıyılarında, bataklık bölgelerinde yaşayabilen, balık avlayarak beslenen pelikanlar da yakaladıkları avlarını boğazlarının altındaki keselerinde biriktirirler. Bu kese içerisinde bir salarak sudan ayrışırlar. Nihayetinde eserlerinde biriktirdikleri avlarını yutarak midelerinde asit bulamacı haline getirilen besinleri tüketmiş olurlar. Üreme dönemlerinde açık renkli tüyleri en parlak haline gelmiştir. Dönemlerini yaşarlar. Pelikanlar renkleri ve de gagalarının farklı renkli oluşları ile insanların seyretmeyi sevdikleri büyük bir kuş cinsidir. Metnin başında yer alan karşılıklı konuşmada sizi şaşırtan bir şey oldu mu? Kaza geçiren birinin evde televizyon izlemesi beni şaşırttı. Kaza geçiren birinin hastanede olması gerekir. Metne göre dişlerimizin ne derece önemli olduğunu ne zaman anlarız? Bu durumu yaşamımızdan örnekler vererek yorumlayınız. Dişlerimizin ne derece önemli olduğunu onları kaybettiğimiz zaman anlarız. Mesela bir dişimiz çürüdüğünde onu çektirmek zorunda kalırız. Artık ağrı olmadığı için rahatlarız. Fakat sonradan o dişin yemek yerken ne kadar çok işe yaradığını anlarız. Metinde tükürüğün sindirimdeki önemi ile ilgili verilen bilgiler nelerdir? Tükürük ağzımızdaki lokmaları bir yandan yumuşatırken bir yandan da onların içindeki faydalı mineralleri ayrıştırarak mide için hazırlar. Yani tükürük sadece su değildir. Çok özel bir salgıdır. Dişler tarafından öğütülüp un ufak hale getirilen yiyecekler tükürük ile bir güzel ıslatılıp hamur haline geldikten sonra kolayca boğazımızdan aşağıya yuvarlanıverirler. Metinde anlatılan sindirim aşamaları nelerdir? Bu aşamalardan hangisi sizce daha ilginçtir? Besinlerin ağız yoluyla alınması, dişlerin tükürük ve dil yardımı ile bu besinleri öğütmesi, öğütülen besinlerin yutulması, yemek borusu ile mideye iletilmesi,
asitler sayesinde eritilmesi. Yazar midedeki yiyecekler ile ilgili hangi benzetmeleri yapmıştır? Bu benzetmeleri yapmasının nedeni ne olabilir? Eritilen yiyecekleri çorbaya, mide kaslarının sürekli kasılmasını da çorba karıştırmaya benzetmiştir. Midede meydana gelen sindirim olayını daha anlaşılır kılmak için bu benzetmeler yapılmıştır. Sağlıklı bir yaşam ve sindirim sistemi arasında nasıl bir ilişki olabilir? Bir insan sağlıklı olabilmesinin şartlarından bir tanesi de sindirim sisteminin düzgün çalışmasıdır. Sindirim sistemi vücudumuza giren gıdaların olması gereken şekilde öğütülerek kan ve organ gibi yerlere, vitamin gibi ihtiyaçların vücudumuzda gitmesi gereken yerlere iletilmesini sağlar. Bu da zararlı şeylerin vücuttan uzaklaştırılması ile bedenimizin sağlıklı olması, vücudun hastalıklardan korunması, kilo dengesinin düzgün bir şekilde korunuyor olması ve gereken mineral, protein gibi vücudun ihtiyaç duyduğu şeylerin gerekli alanlarda kullanılıyor olması demektir. Lokman Hekim'in "oburluk ve iştahsızlık bedenin baş düşmanıdır" sözünden hareketle öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla birlikte bir konuşma metni yazınız. İnsan sağlığının en önemli kaynaklarından bir tanesi de yemiş ve içmiş olduğu gıdalardır. İnsan beslenmesi sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminleri alır. Ancak bu kişinin dengeli ve sağlıklı beslenmesiyle olur. Obur bir insan vücudunun ihtiyaç duymuş olduğu besin miktarlarından daha fazla besin almakla vücudunu yorar ve obur bir insan vücudunun ihtiyaç duymuş olduğu besin miktarından daha fazla besin alarak vücudunu yorar. Hastalıklara savaşacak gücü kalmaz. Vücudunu besin sindirmekle uğraşmaktan buna zaman bulamaz. İştahsız bir insan ise hem yediğini tiksinerek yediği için gerekli vitamini alamaz, hem de çok az besin tükettiği için vücut ihtiyaç duymuş olduğu enerji, protein, kalsiyum gibi ihtiyaçları karşılayamaz. Aşağıdaki duyuru metnini sessizce okuyunuz. Yıl sonu mezuniyet yemeği duyurusu. Bu yıl 8. sınıftan mezun olacak öğrencilerimiz için düzenlenecek mezuniyet yemeğimizin ayrıntıları aşağıdaki gibidir. Yemek tarihi 2 Haziran 2019. Yer okul bahçesi. Saat 18.30. Program ayrıntıları: 18.30 okul müdürü tarafından yapılacak açılış konuşması, 18.45 dereceye giren öğrencilere plaket verilmesi, saat 19 yemek zamanı, yemeğimiz için iki çeşit menümüz hazırlanmıştır. Niçin iki farklı menü hazırlanmış olabilir? Sağlık sorunları nedeniyle diyette olanlar düşünülmüş olabilir. Kırmızı menüyü seçen bir kişi hangi yemekleri almış olabilir? Düğün çorbası, pirinç pilavı, salata, kuzu kavurması, kadayıf. Beyaz menüyü seçen bir kişi hangi yemekleri almış olabilir? Düğün çorbası, pirinç pilavı, kadayıf. Hangi yemeklerde misafirlere birden fazla seçenek sunulmuştur? Çorba, pilav, tatlı. Aşağıdaki cümleleri uygun deyimlerle örnekteki gibi tamamlayınız. Misafirimizi uğurlarken ayağınıza sağlık deriz. Konuşmasını beğendiğimiz birine ağzına diline sağlık deriz. Eğer beğendiğimiz şey el emeğiyle yapılmışsa eline sağlık deriz. Üzücü bir durum karşısında avunmak için sağlık olsun deriz. Kötü bir durumdan söz ederken ya da şaşırdığımızda üstüme iyilik sağlık deriz. Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Akşam yemeği ile sabah kahvaltısı arasındaki yaklaşık 10-12 saatlik uzun bir süre vardır. Bu süre içerisinde gereksinim duyulan enerji ve besin öğeleri vücut depolarından karşılanır. Bilimsel veriler kahvaltının sağlığının sürdürülmesinde önemli bir öğün olduğu gösterilmektedir. Kahvaltı öğünü atlandığında gün içerisinde halsizlik, güçsüzlük, baş ağrısı, dikkat ve algılamada sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Kahvaltı alışkanlığımız zaman içerisinde şekillenerek kültürümüze ve kişisel deneyimlerimize göre değişmektedir. Yukarıdaki metinle ilgili aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y koyunuz. Günün en önemli öğünü kahvaltıdır, doğru. Akşam yemeğinden sabah kahvaltısına kadar ortalama 9 saatlik bir süre vardır, yanlış. Kahvaltı öğünü atlandığında karın ağrısı görülür, yanlış. Kahvaltı alışkanlığımız kültürümüze ve kişisel deneyimlerimize göre değişir, doğru. Kahvaltı öğününü atlayan kişilerin akademik başarıları düşük olur, yanlış. Okula gelmeden önce düzenli olarak kahvaltı ediyor musunuz? Erkenden uyanıp kahvaltı yapmak bazen zor da olsa kahvaltı yapmak bence günün en önemli öğünüdür. Kahvaltı yaptığım zaman kendimi daha sağlıklı ve dinç hissediyorum. Kahvaltı öğünler arasında atlanılmaması gereken bir öğündür.
Diğer bir cevap, okula gelmeden önce her sabah düzenli kahvaltı yapamıyorum. Özellikle servise geç kalacağım zaman veya okula geç kalma ihtimalim olduğu zamanlarda uykudan uyanmak ve hazırlanmak oldukça zor geliyor. Erken yatmadığım zaman ise sabahları kalkmak istemiyorum. Bir diğer cevap, annem sabahları uyandığım zaman mutlaka bana kahvaltı hazırlar ve beni kahvaltı yapmadan okula göndermez. Bir iki lokma bile olsa kahvaltı yapmanın önemli olduğunu söyler. Ben de onu kırmamak için kahvaltı yaparım. Sağlıklı bir kahvaltı için kendinize menü hazırlayınız. Kahvaltıda genel olarak süt ve süt ürünleri, meyve suyu gibi gıdalar yense de menemen, krep, tost gibi seçenekler de olabilir. Menemenli yumurta, sade yumurta, peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri, zeytin salatası veya marul salatası gibi farklı salata çeşitleri, maydanoz veya yeşillikler, patates, yumurta salataları, tost gibi seçenekler de kahvaltı için sağlıklı bir menüdür. Kahvaltı günün en önemli besinlerinden bir tanesidir. Bugün içerisinde dinç olmak ve beslenme dengemizin sağlanabilmesi için mutlaka yapılması lazımdır. Kahvaltıda köy yumurtası ve köy sütü gibi doğal malzemelerle yapılan poğaça ve simit çeşitleri de besleyici olabilir. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümleleri okurken altı çizili kelimelerin hangi amaçla kullanıldıklarını açıklayınız. Müzik ve şiir her zaman iç içe olmuştur. Sanatçılar ile yazarlar topluma yön verirler. Dil önemli bir araçtır ama çok dikkatli kullanılmalıdır. Çok çalışmalıyız çünkü ülkemizin geleceği çalışmamıza bağlıdır. Başarı çok uzak zannedilir, oysa kitapların arasındadır. Trafik kurallarını çiğneyenler var, halbuki o kurallar bizi korkutuyor, koruyor. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlamak için kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. Kitapların kendileri küçük olabilir fakat bize sundukları dünyalar sonsuzdur. Sinan'ı uzun zamandır bekliyoruz, halbuki hiç geç kalmazdı. Bizler ülkemize ve bayrağımıza kalpten bağlı insanlarız. Düzenli spor yapmalıyız çünkü düzenli spor yaparsak sağlıklı oluruz. Sağlık konulu bilgi verici bir metin yazınız. İnsanlar günlük yaşamlarını sürdürüp ilerlerken çevresinde sağlığını etkileyebilecek birçok faktör olduğunun farkında bile değildir. İnsan kendine hiçbir şey olmayacak gibi yaşamaya devam eder. Oysa sağlığını kaybettiği anda nasıl sağlığına tekrar kavuşabileceğini araştırır, doktora gider, ilaçlar almaya başlar. Oysa sağlığına dikkat etmiş olsa, sabahları erken kalksa, kahvaltısını zamanında yapsa, gün içerisinde yediğine içtiğine dikkat etse, zararlı alışkanlıklardan uzak dursa, hatta akşamları bir saat kadar da yürüyüş yapsa, bu rahatsızlıkların hiçbirini yaşamayacak ve sağlığını da yitirmeyecektir. Aşağıda bir bisikletin kullanım kılavuzundan alınan bölümler verilmiştir. Kılavuzun ilgili bölümlerini dikkatle okuyarak etkinliği tamamlayınız. Uygun vites seçimi ve doğru vites kullanımı. Sayın kullanıcı, bisikletinizle hareket halinde değilken vites değiştirmeyiniz. Vites değiştirme işlemini sadece pedal çevirirken gerçekleştiriniz. Vites değiştirirken ters yönde pedal çevirmeyiniz. Ön ve arka vites değişimini aynı anda yapmaya çalışmayınız. Vites mekanizmalarında zincirinizi ve vites dişlilerinizi düzenli olarak yağlayınız. Aksi halde zincirlerinize ve vites mekanizmanızda aşınmalar meydana gelebilecektir. Bir aylık kullanımdan sonra bisikletinizin vites ayarlarını bir bisikletçiye tekrar yaptırınız. Sürüş güvenliği ile ilgili uyarılar. Bisikletinizi kullanırken mutlaka kask veya koruyucu başlık kullanınız. Bisikletinizi yaya kaldırımlarında kullanmayınız. Her zaman yayalara yol gösteriniz. Yoğun trafikte dikkatli olunuz. Sürüş sırasında çevrenizle iletişimi kesecek kulaklık, şapka ve benzeri kullanmayınız. Bisikletinizi kullanırken ani ve sert manevralar yapmayınız. Gece sürüş yapacağınız zaman bisikletinizin aydınlatma sistemini kontrol ediniz. Görünürlüğü yüksek kıyafetler ve renkler tercih ediniz. Bisikletle hareket halinde değilken yapılmaması gereken davranışları yazınız. Vites değiştirilmemelidir. Vites değiştirirken dikkat edilmesi gereken kurallardan birini yazınız. Vites değiştirirken ters yönde pedal çevrilmemelidir. Ömer'in bisikletinde bir süre sonra zincir arızası meydana gelmiştir. Ömer kullanım kılavuzundaki hangi uyarıya uymadığı için Ömer'in bisikleti arızalanmış olabilir?
Vites mekanizmasını zincir ve vites dişlilerini düzenli olarak yağlamadığı için arızalanmış olabilir. Bisikletinizi sürerken çevreye iletişiminizi kesecek davranışlarda bulunmanın sakıncaları neler olabilir? Bu davranışlar neticesiyle kazalar meydana gelebilir. Mesela kulaklık kullandığımız zaman çevremizdeki araçların seslerini, kornalarını duyamayız. Araçların hareketini fark etmediğimiz için onlara çarpabiliriz. Aşağıdakilerden hangileri bu kılavuza göre yapılması gereken davranışlardandır? Başına çarpı işareti koyarak işaretleyiniz. Yayaların güvenliğini tehlikeye atmadan sürüş yapmak. Sürüş sırasında koruyucu kıyafetler kullanmak. Vites değiştirirken düz yönde pedal çevirmek. Geçmişte insanların beslenme alışkanlıkları nasıldı? Aile büyüklerinize danışarak yazınız. Aile büyüklerim geçmişte insanlar genellikle kendi ektikleri veya köylerinde bulunan diğer ürünlerle kendi ürünlerini takas ederek beslendiklerini, yerli tohum, zeytinyağı, pekmez, bal gibi doğal yiyecekler tükettiklerini, paketli gıdalar tüketmediklerini söylediler. Fıstık, menengiç, kuru üzüm, hurma, akide şekeri gibi az miktarda da olsa paketli ve hazır yiyeceklerde geçmiş zamanda bulunmaktaydı. Ancak dışarıdan yemekler son derece az ve daha sağlıklıydı. Buradan geçmişteki insanlar daha sağlıklıydı. GDO'lu ve paketli gıda gibi maddelerin hayatımıza geçmesiyle beraber hastalıklar da daha fazla artmıştır. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.